Merhabalar, APM veya AGT Metro olarak bilinen yeni bir ulaşım aracını tanıttığımız yayınımıza hoş geldiniz. Yurt dışında pek çok şehirde yaygın olarak kullanılan bu toplu taşıma aracı, lastik tekerlekli olması sebebiyle yüksek eğimli tepelere kolaylıkla tırmanabiliyor, sessiz, gürültüsüz, konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor. AGT teknolojisini birazdan detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ama önce şehirlerde kullanılan raylı sistemlerin temel özelliklerine ve yaşanan sorunlara kısaca göz atalım. 19. yüzyılın başlarında icat edilen trenler, yüzyılın sonlarına doğru büyük metropollerde, şehir içinde de yolcu taşımaya başladı. Tramvay, metro ya da banyolardaki vagonlar itme gücünü artık buhar yerine elektrikten alsa da, 200 yıl önce bulunan temel prensip günümüzde de geçerlidir, araçlar bir çift ray üzerinde hareket eder. Bu temel prensip bir zorluğu da beraberinde getirir. Hatlar mümkün olduğunca düz bir çizgide yapılmak zorundadır. Yani keskin virajlardan kaçınılır, tırmanma eğimi düşük tutulur. Bir başka deyişle trenlerin motoru ne kadar kuvvetli olsa da çıkabilecekleri yokuşun eğimi sınırlıdır. Nitekim günümüzde çoğu metro hattı %5 eğimi geçmeyecek şekilde tasarlanır. Engebeli yani tepeleri ve vadileri çok olan bir şehirde metro projelerini yüzeyi takip edecek bir şekilde tasarlamak çoğunlukla imkansızdır. Rakımı düşük olan yerlerde istasyonlar yüzeye yakınken yüksek tepelerde tünel çoğunlukla derinden geçer, bu bölgelerde yapılan istasyonlarda yüzeyin epey altında kalır. Çok derine yapılan istasyonlara inebilmek veya yüzeye çıkabilmek yolcuları oldukça zorlar. Derine yapılan istasyon inşaatı yapım maliyetini arttırır, proje süresini uzatır. Peron katına inebilmek için kullanılan asansör ve yürüyen merdiven gibi ekipmanlar sadece yatırım maliyetini yükseltmez, aynı zamanda sistemin işletim ve bakım giderlerini de arttırır. Peki metro projelerini şehrin coğrafyasına uyumlu bir şekilde geliştirebilmek mümkün müdür? Kentin vadilerine inebilecek ya da tepelerine tırmanabilecek bir sistem kurulamaz mı? Sürüş mekanizması değiştirilemez mi? Aslında AGT metro araçlarının standart metro araçlarından farkı da budur. Fark sürüş sisteminde bulunur. AGT metro sisteminde kullanılan geniş lastik tekerlekler sayesinde araç zemine daha sıkı tutunur ve dik yokuşları rahat bir şekilde tırmanır. Yokuş aşağı güvenli bir şekilde iner. Araçların fren mesafesi de kısadır. Günümüzde AGT metro araçları %12'ye varan eğimleri rahatça çıkabiliyor veya inebiliyor. Ayrıca yeni boji teknolojisi ve parçalı vagon yapısı sayesinde 30 metre yarı çapındaki virajları da rahatlıkla alabiliyor. Bu yetenekleri sayesinde AGT metro araçları karmaşık topografyaya sahip şehirlerde de kesintisiz konforlu toplu ulaşım çözümü sunabiliyor. AGT metro araçları gerektiğinde yerin altına iniyor, tünelden ilerliyor ya da viyadük üstüne çıkarak dar caddelerde yüksek binalar arasından kıvrılabiliyor. Şehrin karmaşık ulaşım sorunlarını çözmek isteyen mühendisler, AGT metro araçlarının geçeceği tünelleri tasarlarken tepelik bölgelerde dahi istasyonları yüzeye yakın bir noktaya yerleştirebiliyor. Entegrasyon merkezlerine ulaşabilmek için güzergah üstünde keskin virajlar kullanabiliyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde yürütülen metro projelerinde bütçenin yaklaşık %75'i istasyon inşaatlarında harcanıyor. İstasyonlar yüzeye yakın yapıldığında maliyetler büyük oranda düşüyor. Metropol hayatında yolcular yüzeye yakın, inmesi binmesi kolay istasyonları tercih eder. İstanbul'un en yoğun toplu ulaşım aksarından biri olan metrobüs hattının popüler olmasının bir sebebi de budur. Ancak otobüslerle yapılan toplu ulaşımın kapasitesi sınırlıdır. Fosil yakıt kullanan araçlar tarafından çevreye salınan karbondioksit ve gürültü sağlık sorunlarına yol açar. Şehrin omurgası niteliğinde olan bu tür toplu ulaşım aksarının daha yüksek kapasiteli araçlarla değiştirilmesi gerektiğinde esnekliği ve düşük maliyetiyle AGT metro çözümünün ön plana çıktığını görmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde metrobüs hattını AGT metro sistemine dönüştürmek için bir proje çalışması yapıldı. Çalışmada metrobüs hattının kapasitesini bir yıldan daha kısa bir sürede 2,5 kat arttırmanın mümkün olduğu sonucuna varıldı. Geçiş döneminde toplu ulaşımın kesintiye uğramaması için hem AGT metro araçlarını hem de mevcut otobüsleri belli bir süre birlikte çalıştırmak da mümkün görünüyor. AGT metro araçlarının ihtiyaç duyduğu tünel kesitleri standart bir tünele göre %10 daha düşüktür. Ray, travers, ray altı beton ve katener gerekmediği için tünel maliyetlerinde ciddi bir tasarruf elde edilir. AGT metro araçları elektriği 3. raydan almaktadır. 3. ray sistemi katenerli sisteme göre %25 daha ucuza mal edilmektedir. AGT metro araçları manevra kabiliyeti sayesinde daha dar alanlardan dönüş yapabilir. Standart ray üzerinde hareket eden metro araçlarına göre daha küçük bölgelere veya bakım sahalarına park edebilir. Bu durum ihtiyaç duyulan arazi alanını ve maliyetini düşürmektedir.
Kısa mesafede dönüş yapabilme kabiliyeti, makas tünellerinin de boyutunu kısaltmakta, yapıyı basitleştirmekte ve inşaat maliyetini azaltmaktadır. AGT metro araçlarının çok yakında Türkiye'de yerli ve milli kaynaklar kullanılarak üretilmesi sayesinde toplam proje maliyetinin daha da düşmesi ve ülkemize istihdam artışı sağlaması hedeflenmektedir. Gerek istasyonların yüze yakın inşa edilebilmesi ve gerekse tünel elektromekanik teçhizat ile depo saha maliyetlerindeki tasarruf nedeniyle AGT metro sistemi aynı yolcu taşıma kapasitesine sahip bir raylı metro projesine göre yaklaşık %60 daha düşük maliyetle hayata geçirilebilir. Ayrıca proje süresi de tipik bir metro projesine göre daha kısadır. Şimdi AGT metro sisteminin teknik detaylarına inelim ve lastik tekerleklerden oluşan buji mekanizmasına yakından bakalım. Araç, rehber raylar sayesinde rotasını tespit eden bir buji sistemi sayesinde ilerler. Rehber raylar ayrıca yoldan çıkma olasılığını bir başka deyişle deray olarak bilinen kaza riskini de ortadan kaldırır. Tekerlekler zemin üzerine oturdu ve raylara sürtünmediği için ses çıkarmaz. Körüklü süspansiyon, amortisör ve lastik tekerlek üçlüsü sayesinde yolculuk konforlu, gürültüsüz ve sarsıntısız bir şekilde sürer. Frenleme sırasında depolanan elektrik enerjisi, aracın bir sonraki kalkışta ihtiyaç duyduğu ekstra gücü elde etmekte kullanılır. Bu özellik araçların harcadığı elektrik enerjisini ve işletim giderlerini düşürür. Yapılan araştırmalar lastik tekerleklerin ömrünün daha uzun, bakım maliyetlerinin ise daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. AGT metro araçlarında kullanılan alüminyum gövde korozyona uğramadığı için düzenli olarak boyama ihtiyacı da duymaz. Şehrin değişen ihtiyaçlarına göre sistemin kapasitesini bir saatte tek yönde 7000 yolcudan 70000 yolcuya kadar artırabilmek, araçlara gerektiği kadar vagon eklemek mümkündür. Sürücüsüz otonom bir seyahat düzenine de sahip olan AGT metro araçlarının işletim ve bakım maliyeti standart bir metro aracına göre %70 daha düşüktür. Bu hızlı ulaşım sistemini sadece büyük şehirlerimize değil aynı zamanda orta büyüklükteki yerleşim alanlarına ya da havalimanı gibi yoğun insan trafiğinin olduğu merkezlerde kurmak mümkündür. Geçen yüzyılın ortalarında icat edilen bu araçların Fransa, Japonya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok ülkede uzun yıllardır hizmet verdiğini görmekteyiz. Bundan sonraki yayınımızda sistemin dünyadaki örneklerini sunacağız. AGT metro sistemini Türkiye'ye getiren Oruçoğlu Holding'e kanalımıza verdiği destek ve ülkemize kattığı değer için çok teşekkür ederiz.